Kabadayı Asım Marzer yurda döndü. Ünlü kabadayının yurda dönüşü bazı çevrelerde huzursuzluk yarattı. Bazı çevrelerde değil biziz. Üç kardeşimi, sevdiğim üç kişiyi öldüren adam İstanbul'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve ben bunları gazete sayfalarından öğreniyorum. Bu muydu sizin kuş uçurtmaz, kervan geçirtmez, ortalığa deşte saçan namınız? Asım Mazlum ortalarda dolaşıp canlı hedef olmak istemez. Akıllı adamdır. Onun adı akıllılık değil, korkaklıktır. Bu haberden sonra eski hesapları sormak isteyen kaç bela düşmüştür onun peşine. Ama herkesten önce ben olmalıyım. Herkesten önce ben hesap sormalıyım. Rahat gezmemeli. Rahat soluk almamalı Asım Manzer. Bütün zamanı korku ve kuşku içinde olmalı. Gölgesinden korkmalı. Ve korkuyu, huzursuzluğu etinde kemiğinde duyduktan sonra öldürülmelidir. Jilet! Bulacaksınız, bana getireceksiniz. Önümde diz çöktüreceksiniz. Çocuklar, aradığınız adam sıradan biri değildir. Dikkatli olmalısınız. Ne zaman, nasıl vurucu belli olmaz. İlk bakışta bir şeye benzetemezsin adamı. Çok seri silah kullanır. Mümkün olduğu kadar uzak durun, tehlikelidir. Asım Mazer'le uğraşma, başına iş açacaksın. Akıl mı veriyorsun bana? Sadece korkuyorum. Duyduğum kadarıyla tehlikeli bir adammış. Evet, sakin ve tehlikeli. Ama bana vız gelecektir. Sevdiğim üç kardeşim toprağın altında şimdi. Üçünü de birer kurşunla kalbinden vurarak öldürdü. 5 yıl hapis yattın, hepsi müdafaa dediler. Hapisteyken çok uğraştım öldürmek için. Bir türlü fırsat bulamadık. Cezasını bitirdikten sonra ansızın ortadan kayboldu. Amerika'da, Avrupa'da dediler. Tam aklımdan çıkmışken karşıma dikildi şimdi. Kardeşlerimin intikamını almadan bu hesap kapanmaz. Asım Mazer'i arıyorum. Gelmedi. Yalan söylersen kırarım çeneni. Nerede bulunur? Bilmiyorum. Ha, iyi düşün. Haber ver, arandığını bilsin. Nereye gitti çabuk söyle! Vallahi billahi bilmiyorum abi, geldi gitti! Tanırsın, bilirsin yerini! İnanın bilmiyorum, 7 yıldır görmedim! Yalan söyleme! Asım geldi, sana uğramadan edemez! Meşhur dostu Kadriye'nin en yakın arkadaşı sensin! Kadriye öleli yıllar oldu! Unutmuştur bile! O bir şeyi unutmaz, uzatma! Söyle, nerede Asım Marzer? Söylemezsen senin köprüye bir taşla ben koyarım, haberin olsun! Nerede, nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum! Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere. İpekte şallar varsın düşsün dizlere. Yallah! Hoş yaratmış Allah, pek şirinsin billah. Çapkınlardan kolla, çapkınlardan kolla. Kes be, başımız süslü! Zaten sen benim hiçbir şeyimi beğenmezsin! Beğenecek neyin var lan? Ah, ah eski günlerim! Bir zamanlar ben gençtim, cümbüşüm de en iyiydi. Asmalı mescitte aspirin Osman dedin mi, herkesin aklı dururdu. Başı dişi ağrıyan karılar, romatizmalılar hep bana gelirdi abiciğim! Ulan 80. baskı oldu, hala anlatıyorsun be! Ben dinlemekten bıktım, sen anlatmaktan bıkmadın ya! Sana güzel bir hikaye anlatayım mı Korsan Kemal Bey abiciğim? Müstehcen mi? Müstehcen! Hı? Anlatma! Asım Mavzer dönmüş. Siz onun iyi arkadaşısınız, nerede olduğunu bilirsiniz. Bilmem ki, bilemem ki... Bırak soytarlığı, nerede? Karadır kaşların ferman yazdırır, bu dert seni iflah etmez öldürür. Allah! Bununla ne yapacağımı bilirsin. Tıraşımız olduk. Kafamı kızdırma! Kızarırsa pişmiş kelle olur. Şimdi görürsün! Defol git, ciğerini deldirme bana! Asım Bey abimiz gelse bizi aramaz mı? Yerimiz yurdumuz belli mi ki bizi arasın? Biz onu arayalım! Asım Mazzer geçti mi buralardan? Evet! Ne zaman? 2 saat oluyor! Asım Manzer'e söyle, aramızdaki hesap kapanmalı artık! Çino bu! Çino! Belalı Çino! 7 yıl geçti, hala unutmamış! Bu hesap kansız kapanmaz! Asım geldi mi sana? Bir kahve içti gitti! Şimdi nerede? Bilmiyorum! Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Asım Mavzer'i arıyorum. Bu evde kaldığını öğrendik. Sen Kadriye'nin en yakın arkadaşıydın. Sana bacı derdi Asım Mavzer. Kim demişse yalandır. Asım'ın kalacak o kadar çok yeri var ki... Bu fakirhanede ne var? Bizi aldatma karı! Şaşırtma! Zaten bütün gün şaşkına döndük. Nerededir, ne zaman gelir onu söylesen bize. Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun. Belki bu dilin hakkı. Burada da yok. Aramadığımız yer kalmadı bey abiciğim, ayaklarım şişti vallahi! Nereye gidebilir? Bilmiyorum. Bilal'in adamları her tarafta onu arıyor. Görürlerse %100 vururlar. Çok yoruldum be abicim. Sana bir hikaye anlatayım mı? Müstehcen mi? Müstehcen. Anlatma. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Asım gelmişse muhakkak arar. Bizim eski mekanımızın yanındaki okulda arar. Postu oraya serip beklemeliyiz. Sen bu aklınla çok yaşa abiciğim, helal olsun! Dur sana bir hikaye anlatayım. Müstehcen mi? Müstehcen! Anlatma öyleyse. Ya ben bu hikayeyi ne zaman anlatacağım be abiciğim? Bu adamı merak etmeye başladım. Kaç gündür gelip gidiyor ve saatlerce oturup Elif'i seyrediyor. Gene bir yıl hediye getirdim. Merak ediyorlar. Elif'e bu kadar yakınlık duymanızın sebebi nedir? Öksüz bir çocuğa duyulan bir acı mıdır? Yoksa sadece yardım duygusu mudur? Elif benim kızıma çok benziyor. Onun adı da Elif'ti. Kızınız şimdi nerede? Öldü. Özür dilerim. Acınızı tazelemek istemezdim. Şimdi yakalayacağım! Yakaladım işte! Çok mu seviyorsunuz Elif'i? Üstüne titriyorsunuz. Ben yetimhanede büyüdüm. Elif geldiğinde 4-5 yaşlarındaydı. Ben büyüttüm diyebilirim. Önceleri hep anne baba diye ağlardı. Ama şimdi bu yalnızlığa alıştı. İnsan hayatı bir yalnızlıktır aslında. Hepimiz o derdin içindeyiz. Elif'i tekrar görmeye geleceğim. Adınız? Asım. Asım abim! Asım abi! Asmin! Kemal! Allah be! Neredesin be abi be! Seni aramaktan Allah'ımız şaştı! Korsan Bey abinin kafası çalışsınlar, seni bulabildik! Ne biçim hal lan? O biçim Asım Bey abicim! Hadi buluşmamızın şerefine kafaları çekelim! Üsküdar'a giderken oldu da duyuyorum! Üsküdar'a giderken oldu da duyuyorum! Kadriye'nin satresi uzandı canım. Kadriye'nin satresi uzandı canım. Yaşlandık be bey abiciğim. Bak sana bir hikaye anlatayım. Müstehcendir. Müstehcen mi? Müstehcen. Anlatma. Peki bu hikayeyi ben kime anlatacağım be bey abiciğim? Cümbüşüne anlat, şarkı olur. İşler nasıl? Sen gittin, her şey berbat oldu abi. Senin arkadaşın olduğumuz için çok sıkıntı çektik. Sana diş geçiremeyenler bize çullandılar ama Allah'ın izniyle paçayı kurtardık. Bilal çok kuvvetlendi. Bayağı sözü geçen bir adam oldu. Şimdi bütün İstanbul'da seni arıyorlar. Arasınlar. Çok tehlikeli abi. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim. Seni rahat bırakmazlar. Biz sabırlı adamız. Çino dersin, o bilir. Buraya geleceğini hiç sanmıyorum. Biz de gazetelerden öğrendik, sizin gibi. Adresim burada yazılı. Eski erkekliği kalmışsa o beni arar, yoksa ben onun canını okurum. mu? Benim Asım. Gelmedi. Kim geldi? Düştüm diyorum, ayağım kaydı. Ha. Düşmüş ve ayağa kaymış. 3-5 kişiye estetik ameliyatı yaptım. Fakat kimse bilmiyor yerini. Gidebileceği bütün yerleri araştırdılar. 1-2 kişi gelip gittiğini söylemiş. Fakat nerede olduğunu bilen yok. Bulup bana getirmezseniz gözüme görünmeyin. Size 24 saat mühlet. Herkes biliyor ki Asım Mavzer'in Kara Cellatlık devri tarihe karışmıştır. Korkusundan ortalıkta bile görünemiyor. Çekiniyor bizden. Zamanında o herkese damgasını vurdu. Damga vurma sırası şimdi bize geçti. Bir elime geçerse yapacağımı biliyorum. Ona öyle sürprizlerim var ki... Aratıyor musun? Gelmemeliydin buraya. Çoktan çok, azdan az ölür, unutma. Taşıdığım canı hiçbir zaman kendime ait görmedim. Gelmemeliydin. Eski davaların altını çizeli yıllar oluyor. Ben hiçbir davanın altını çizmedim. Hiçbir hesabı kapatmadım. Ben kapattım. Fazla ısrar edersen yeni bir sayfa açarım. Lakin yükü ağır gelir, kaldıramazsın. Çok kan dökülür. Artık kan dökmek istemiyorum, beni mecbur etme! İçinizde jilet kullanan kim? O sen misin? Bir daha jilet kullanmayacaksın. Durun! Sana 24 saat mühlet. Şehri bırakıp gideceksin. Gitmezsen kendini gömecek mezarlar ara. Benim adım Asım Marzer. Ne zaman nereye gideceğime ben karar veririm. O eskidenmiş. Her zaman, her yerde. Beni mecbur etmeyin. Yılmaz, Osman, Necati. kadında fos çıktınız! Sizi gördükten sonra bu adam hiç korkar mı bizden, ha? Korkar mı? 24 saat içinde bizden yılıp şehri terk etmeli... ...ya da ölmeli! Yağmur! Kar! Rüzgar! Ne var Elif, ne düşünüyorsun? Niçin bütün insanlar Asım amca gibi iyi değil? Dünyamızda iyi insanlar çoktur Elif, Asım amcan onlardan biri. Onların en iyisi! Düşünüyorum da, Asım amca gibi babam olsaydı başka hiçbir şey istemezdim. Sersemler! Adınız Asım Mazer'di değil mi efendim? Evet. Mavzer. Asım Mavzer. Doğum yeri ve tarihi? Siverek 1932. Siverek 1932. Kapital 1 milyon. Menfaatine sigorta yapılan varisiniz? Elif. Elif Mavzer. Geldikten sonra çocuğun ruh dünyası değişti. İlgilenmeniz hepimizi sevindiriyor, teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Sizden bu zarfı Elif adına saklamanızı rica edeceğim. Nedir bu? Sigorta poliçeleri ve vasiyetname. Vasiyetname mi? Ölürsem her şeyim Elif'in olacaktır. Ölürsem sigorta 1 milyon lira ödeyecektir Elif'e. Hiçbir şey anlamıyorum, bu kadar iyi olmanızın sebebi ne? Niçin ölümden bahsediyorsunuz? Ölüm bize uzak değil, çok yakın bir komşudur bize. Ne iş yaparsınız? İnşaatçıyım. Arzu ederseniz sizinle gidebiliriz son inşaata. Beni çok meraklandırdınız, peki gidelim. Asım abimin durumu iyi değil, böyle giderse günün birinde öldürürler. Güpegündüz sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuklarına göre... ...canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Senin kafan çalışır Korsan Bey abiciğim. Ne olacak bu işin sonu be? En uygun yol bir an önce memleketten ayrılması. Burada kaldıkça başı dertten kurtulmaz. Ya ölecek ya da öldürecek. Öldürmeye yanaşmadığına göre... ...ya gidecek ya da ölecek. Kaç güne kadar biter? 10 güne kadar biter beyim. Dar değil mi? Normaldir beyim. Bu inşaat kimin? Benim. Hep beni şaşırtıyorsun. Kimsin sen, nesin? Bu vasiyetnamelerin, hayat sigortalarının, mezarlıkların sebebi ne? Seni tanıdığım günden beri benim için bilinmeyenlerle dolu bir adamsın. Konuşmayacak mısın? Hep susacak mısın? Elif'e duyduğun yakınlığın sebebi ne? Niçin bir başka çocuk değil de yalnızca Elif? Çıldırtacaksın beni! Konuş, anlat, bir şeyler söyle! O bir şey anlatmaz! Susar, düşünür ve vurur. Siz kimsiniz? Benim adım Çino. Bu da Asım Marzer. Memlekete günahlarını ödemek için gelmiştir. Aslını sorarsanız polis kayıtlarında Kara Cellat diye kayıtlıdır. Gevezelik sana yakışmıyor Çino. Ben seni mert bir düşman olarak hatırlıyorum. Kimdir bu adam? Nedir? Niçin Kara Cellattır? Çok adam öldürdü. Çok kan döktü. Çok ocak söndürdü, gözünü kırpmadan, yüreği titremeden. Kes! Artık kes! Yaptıklarından utanıyor musun Kara Cellat? Öldürdüğün insanlara acıyor musun şimdi? Kes! Geldiğin günden beri seni arıyorum. Az önce arkadan vurabilirdim seni. Fakat yediremedim kendime. Şimdi vuruşacağız. Ben bu yolları bıraktım, kimseyle dövüşmeyeceğim. Bu yaranın acısını sen de bırakmayacağım, benimle dövüşeceksin. Dövüşmeyeceğim. Dövüşmezsen kızını öldürürüm. Kızı mı? Hangi kızı? Elif! Elif Kara Cellat'ın kızıdır. Kes! Dövüşecek miyiz? Beni mecbur etme. Dövüşeceğiz. Dövüşmezsen dediğimi yaparım. Peki. Tamam. Cuma günü 9'da Kısırkaya'da. Sana 2 gün yaşama hakkı tanıyorum. 2 gün sonra polisteki dosyanın üzerine öldü yazacaklar ve böylece Kara Cellat Asım Mavzer'in efsanesi kapanmış olacak. Doğru mu? Doğru mu adamın söyledikleri? Adım Asım Mavzer. Polis kayıtlarında Kara Cellat diye geçer. 38 yaşındayım. Ömrümün 20 senesi kavga ile dövüşte geçti. Kurşunlandım, bıçaklandım. Hastanelerde, hapishanelerde gençliğimin en güzel günlerini bitirdim. Ve bir gün kendimden, gölgemden korkar oldum. Çünkü bu hayatı yaşamam lazımdı. Bir kızım olmuştu. Elif koyduk adını. Bu hayatı onun için yaşamam lazımdı. Beni hayata bağlayan bir şey vardı artık. Bir zamanların gaddar, zalim adamı Asım Marzer, bir çocuk kadar hassas, bir çocuk kadar yufka yürekli olmuştu. Bu bela ve çirkef yığını içinde, çevresi düşmanla kuşatılmış bir adam, yufka yüreğiyle yenilmeye, ezilmeye mahkum. Tek çıkar yol, gizlice memleketi terk etmekti. Ve ben kimselere duyurmadan, kızımdan bahsetmeden memleketten ayrıldım. Gittiğim yerlerde de istemeden çeşitli olaylara karıştım. Bir gün Kadriye'nin öldüğünü duydum. Kadriye Elif'in anasıydı. Kimseye sır vermeden öldü. Düşmanlarım Elif'ten habersizdi. Kızım olduğunu bilselerdi ona kötülük ederlerdi. Bunun için ayrı kaldım. Bunun için uzak kaldım. Babası olduğunu öğrenince Elif ne kadar sevinecek? Bilmez. Dönüp dönmeyeceğim belli değil. Gitme düelloya. Kızın Elif'i düşün. Gitmem lazım. Yoksa Elif'e kötülük ederler. Sizi burada bekleyeceğim. Sağ kalırsam dönerim. Tanrı senin için dua edeceğim. Dur bakayım şöyle, ha? Seni ilk defa bu kadar üzgün görüyorum Asım amca. Neyin var? Bir şeyim yok yavrum. Yarın bir yolculuğa çıkacağım. Ne yolculuğu? Bizi yalnız bırakıp gidecek misin yoksa? İstemediğim bir yolculuk Elif. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Belki bir daha dönmem. Bizi bırakıp gitme. Ne olursun gitme. Sana çok alıştım. Seni çok sevdim. Ben anasız babasız büyüdüm. Babasızlığın ne olduğunu bilemezsin sen Asım amca. Babasızlık çok zor Asım amca, çok! Keşke sen benim babam olsaydın! Sana baba diye sarılabilseydim! Ben senin baban olsaydım, ne derdin bana? Baba, baba derdim! Baba! Farz et ki ben senin babanım Elif. Bana Asım amca deme, baba de. Baban sayılırım çünkü. Seni babam gibi seviyorum zaten. İlk gördüğüm günden beri kanım kaynadı sana. Babam bu olsaydı dedim. Ağlamayın, ağlama yavrum. Annemle babam ben çok küçükken ölmüşler. Allah'ım, ne günahım var ki ben babasızım. Ben gidiyorum Elif. Seni gözü yaşlı hatırlamak istemem. Bana son bir defa daha baba, baba der misin? Baba, babacığım! Sen girersen çok üzülürüm. Bizi üzdüğün yeter artık. Bana bir şey olursa kızım Elif size emanet. 20 yaşına gelmeden bir şey anlatmayın. Zamanı gelince babasının onu çok sevdiğini, yaptığı bütün kötü işleri onun için yaptığını söyleyin. Benden utanmasın. işaret verdikten 30 adım sonra atış serbest. İyi şanslar dilerim. Ben de sana. Vur beni! Öldür! Bundan böyle yenik yaşayamam! Vur! Vur! Öldür beni! Daha önce de mecbur etmiştin Çino! Yine mecbur etme! Sağ kalırsam sana çok kötülük ederim! Öldürürüm seni! Öldür! Öldür! Peki, beni mecbur ettin. Azizim Çino, tut ki sen bir şişesin, bir şarap şişesi. Ve şimdi aspirin Osman'ın elindesin. Ve aspirinin zulmüne dayanamayıp havaya uçtu. Sen benim için öldün Çino. Bana ne oldu da ben bilemem. Fırına verildi bey abiciğim. Gençliğimde bana da böyle sarılırlardı. Ah ah! Hop, basılmayalım! Ahasızın seni ölmüş düşündüm. Çıldıracaktım neredeyse. İnsan insana kıyar mı? Deli misiniz siz? O adam öldü mü? Ölmedi. Yaralı mı? O değil. Dövüşmekten vazgeçtik. Keşke seni tanımasaydım. Elif'i götürmeye karar verdim. Ona babası olduğumu anlat. Yarın 9'da gelip alacağım. Gidiyorsunuz. Seni bir daha görmeyeceğim demek. Elif ve sen yoksunuz. İlk kurşunu Çino sıkmış, fakat vuramamış. Serseriler şövalyecilik oynuyorlar. Fiyaka yapıyorlar birbirlerine. Asım Çino'nun canını bağışlamış, vuracakken vazgeçmiş. O vazgeçebilir, ama ben bağışlamayacağım onu. Bu son şans size. Bitmeli bu iş! Bitmezse ben bitireceğim sizi! Okuldaki küçük kızın da kim olduğunu öğrenseler, Asım'ın ilgisi niye? Bu işi sen takip et Jilet! Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi, oturmuş kumar oynar, ah ciğerimin köşesi, ah ciğerimin köşesi de. Gitmeseydin be bey abiciğim, hep böyle oturup içseydik. Hadi, tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Artık benim için bu memlekette yaşamak ölmüştür. Ben beladan kaçtıkça bela benim üstüme geliyor. Yarın kızımı alıp gideceğim. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmem. Senden ayrılmak bizi üzecek ama şimdilik gitmende fayda var abi. İnşallah ileride daha iyi günlerde karşılaşırız. Bilal de o zamana kadar belasını bulur. Bir daha ayak sana bir hikaye anlatayım mı abi? İstecen mi? İstecen. Anlatma. O zaman sana bir ayrılık şarkısı söyleyeyim abiciğim. Ayrılık yarı ölmek mi? Bana kalırsa bu işin çözümünü küçük kız yapacak, Elif. Elif Asım'ın Kadriye'den kızıymış. Kadriye ölünce yetimhaneye vermişler, gizli tutmuşlar her şeyi. Kızını kaçıralım. Asım'a en büyük darbe bu olur. Senin aleyhine çıkıyor, hep sen kaybediyorsun! Asım Marzer ve kızı elimizde! Tamam! Oyunun birinci perdesi başladı, bakalım kim kazanacak? Bazı şeyler duyduk, doğru mu bacım? Ben de sizi arıyordum! Bir takım adamlar okulu bastı, Elif'le Asım'ı kaçırdılar! Nasıl adamlardı gelenler? Bakmaya bile fırsat olmadı! Bilal'in adamları muhakkak! Ha, gel! Nerede? İçeride! Yaralı mı? Değil, biz çok kayıp verdik. 4 kişi öldü. 3 de yaralı, biri ağır. Getirin. Kurşun var mı? Deldi geçti. Kız hazır mı? Hazır. Sana gitmeni söylemiştim. Zararlı çıktın Asım Manzer. Artık kurtuluşun yok elimden. Ömrünün son anlarıdır bu anlar. Hesabımızı kendi aramızda kapatabilirdik. Hiç günahı olmayan küçük bir çocuğu alet etmek alçaklıktır. Böylece Kadriye'den olan kızını da öğrenmiş olduk. Bugüne bugün bir babasın. Ama kızını da çok kötü bir akıbet bekliyor. Yapmamalısın. Onu bırak, onu bu işlere karıştırma. Acıların en büyüğünü çekmelisin. Çaresiz, elin kolun bağlı. Ancak böyle alırım intikamımı senden. Çıldırmalısın, çıldırmalısın, çıldırmalısın! Çıldırmalısın ki benim içim rahat etsin. Acımı unutayım. Sana şimdi bir oyun göstereceğim. Adı bir babanın günahını ödeyen küçük bir kız. Sen bir alçaksın. Sen nesin, sen değil misin? Şimdi kuvvetli benim. Şu perdeye iyi bakarsın Mazzer. Orada hayatının en acı oyunu oynanacak şimdi. İstediğin kadar heyecanlanmakta serbestsin. Asım Marzer, biraz sonra kızın kız olmayacaktır. Ben de sağ kalırsam, sen de sen olmayacaksın. Sana ölmüş gözüyle bakıyorum. İyi bak perdeye, iyi bak hadi, bak! Kara Cellat ağlıyor, öyle mi? Gel! Gel de kızını gör! Beni affet kızım! Baba! Affet beni yavrum! Bugüne kadar sana kötülük gelmesin diye hep uzak durdum. Sana hasret yaşamaya razı oldum ama başaramadım. Kötü mazimin cezasını sana çektirdiler. Beni affet! Ölmek senin için bir kurtuluştur. Ama öldürmeyeceğim. En büyük acıları tadacak sevgili kızım ve sen. Yapacağınızı biliyorsunuz. Kara Cellat Asım Mavzer'in dosyası böylece kapanıyor. Senin şanına layık bir ölüm değil ama idare et. Önce kızının ölümünü gör gözlerinle. Sizin yaptığınız alçaklıktır. Hesabınız benim. Kızımı bırakın. Onun hiçbir suçu yok. Bırakalım istersen, ama bir şartla! Bize yalvarır mısın ha? Bırakırsanız yalvarırım! Yalvar! Yüksek sesle yalvar! Kızını bırakırsak elimizi ayağımızı öper misin? Bırakın! Bu kızın hiçbir günahı yok! Baba! Baba dayanamıyorum! Bir an önce öldürsünler bizi! Yalvarma onlara! Artık yaşamak benim için önemli değil baba! Ben ölüme razıyım! bırakın! Kızı bırakın! Ne isterseniz yaparım! Yalvarırım! Yalvar! Hadi yalvar! Elinizi ayağınızı öpeyim, bırakın kızımı! Daha ne istiyorsun? Ben geliyorum! Bırakın kızım! Geç kaldın Asım Malzer! Allah rahmet eylesin! Galiba geç kaldık aspirin. Gel arayalım abicim. Asım abi! Asım abi! Asım abi! Asım abi! Asım abi! Asım abi! Gelmeseydim bu işler gelmezdi başım. Kızım ölmezdi. Keşke gelmeseydim. Bilal kaçmış. Nerede olduğunu bilse bilse dostu Melek bilir. O da Tarabya'da. Oyalanma, çabuk ol! Hareket için seni bekliyorlar. Siz gidiyorsunuz. Burayı basarlarsa ben ne yapacağım? Merak etme, burayı basamazlar! Yılanıma iyi bak, benim eksikliğimi belli etme! Ben nasıl bakarım buna? Zaten öldürüyorum yılandan! Bir ses duydunuz mu? Hayır. Çabuk etrafı arayın. Asım Marzer ve adamları evi sardı, çabuk ol! Peki ben ne olacağım? Çekil! Neredeler? Bilmiyorum! Neredeler? Bilmiyorum! Neredeler lan kalkak? Neredeler? Bırakın! Benim adım Asım Mavzer. 9'a kadar sayar, 10'da adamın canını alırım. Söylemeyecek misin? Bilmiyorum. Bilsem söylerim. Bu köprüde kızımı kurban ettiler. Çok sevdiğim kızımı. Ben de seni kurban edeceğim. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum! Sabrımı tüketiyorsun! 2 dakika sonra tren gelecek. Konuş! Bilal nereye gitti? Canını kurtarman için son şans! Bilmiyorum dedim ya! Yalan söylüyorsun kahpe! Söylemezsen seni kırpatlayacağım! Bilmiyorum! Konuş! Konuş kahpe! Konuş! Bırak, ben onu konuştururum! Boş ver! Yorma kendini! Tren onu konuşturur! cezası abicim? Hayır! Hayır! Yapma! Ne olur bağışla beni! Ne istersen yaparım! Hayır! Bu karı gecikti, bir aksilik çıkmasın! Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Geliyorlar! Kim geliyor? Asım Marzer arkadaşlarıyla! Allah kahretsin, dağılın! Abici minik! Sana bir hikaye anlatayım mı Korsan Bey abicim? Anlat! Müstehcen ama olsun, anlat! Vakti zamanında çok güzel bir kadın vardı İnna! Ama çok güzel bir kadındı! O kadın... Bütün ekipler, olay yerine!